Sofia Kot neydi? Yaklaşık 30 bin yıldır bize unutturulan bir bilgelik var. Tanrı partikülü ve bizim bünyemizde var ama deaktive bir şekilde duruyor. Onun yerine de bütün bünyemiz karanlıkla programlı. Karanlıktan kastımız kötü diye tabir ettiğimiz şeyler diyelim. Karanlık da aslında kötü bir şey değil. Karanlık, karanlık deyip duruyoruz da. Karanlık var, karanlık var ama öyle söyleyeyim. Ee, karanlık bu gece bastığında olan karanlık kötü bir şey değil ama kötü kalpli güçlere de biz kısaca karanlık diyoruz ya. O e, karanlıktan bahsediyoruz biz. İnsanlığı düşürmek için var gücüyle çalışan uzaylı karanlık lordlar var. Nasıl? Çok sert bir giriş yaptım değil mi? Bunu geçen e, Harvardlı bir çocukla konuşalım Harvard'da okumuş bir çocukla. E, ama böyle bu okumuş etmiş kesim zaten biz böyle şeyler söyleyince baya sinir oluyor. O kadar var güçleriyle çalışmışlar, okumuşlar, etmişler. Her şeyi bilen bir tavırla dünya gezegeninin üzerinde yürüyorlar, seyahat ediyorlar falan. Tabii ki de dalga geçmeyi seçiyorlar. Birçok insan zaten... E, çok şiddetli bir şekilde mesela uzaylı kelimesini benden duyamazsınız kolay kolay. Karanlık lordlar deyip geçiyorum. Bu karanlık lordlar insan değil. İnsan ırkından olan yok ama insan ırkının içine giren reptilyanlar var. Biz bu galakside tek yaşayan cins olduğumuzu yani insanlar düşünecek kadar... Bencil olamayız yani hani ya da dar görüşlü olamayız hani biz bu galakside tek başımıza yaşamıyoruz arkadaşlar çeşit çeşit galaksiler ve her bir galaksinin içinde binlerce gezegen var aynı zamanda da e, seviyeler var üçüncü seviye boyut diye tabir ettiğimiz üçüncü seviye dördüncü seviye bir genel bilgi vereyim önce. Üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye, altıncı seviye, yedinci seviye. Biz onları boyut diyoruz ama aslında boyut değil. Yanlış geçti o yıllardır dilimize. Onlar birer seviye. Her seviyenin içinde trilyonlarca boyut var. Bakın binlerce değil, milyonlarca değil, milyarlarca değil. Trilyonlarca boyut var. Neden? Çünkü her insanoğlu her an bir seçim yapıyor. Ve o seçim bir olasılığa sizi götürüyor. Yeni bir realiteye, yeni bir realiteye götürüyor. Ee, biz de aslında bu gizli ilimler, saklı işte bilgiler, kadim, kayıp vesaire, e, Kısaca bu sihir büyüye giren ya da çekim yasası diye daha güncel, çağdaş, ismiyle aktarmak istersek çekim yasasını yönetmeye çalışırken yaptığımız şeylerle aslında biz seçim gücümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Her bir seçimle kendimize yeni yepyeni bir realite yaratıyoruz. Ee, boyut atlama dediğimiz şey bu oluyor aslında. Ee, boyut biz her an atlıyoruz zaten. Seçimler sizi hangi yöne götürürse o yöne doğru çünkü realiteler katman katman ve seçimleriniz her zaman ışıktan olursa sizin içinde bulunduğunuz boyutun seviyesi yükseliyor. Yani üçüncü boyut bilinciyle düşündüğünüz bir şey, yedinci boyuttan bakmaya başladığınızda bambaşka bir anlam ve mana kazanıyor. Sevgi seviyeniz, ışık seviyeniz yükseldikçe yani bunların da yükselmesi için bilinç seviyenizin yükselmesi gerekiyor. Bilinç seviyeniz yükseldikçe içinde bulunduğunuz realitenin kalitesi yükseliyor. Benim çok sert, çok drastik boyut atlamalarım oldu. Bu boyutlar arası geçişlerde bazı boyutlar çok düşük, bazı boyutlar çok yüksek ve minik minik zaten trilyonlarca boyut olduğu için her an bir o zaman çizgisine, bir bu zaman çizgisine böyle kayıp kayıp geliyoruz günlük hayatımızda. Bazen de mesela ben biliyorsunuz, bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır, Amerika'da Masonik bir zihin kontrol tarikatından çıkmayım mağdur ruyum diyordum eskiden. O kelimeyi artık kullanmıyorum. Orası benim bir seçimimdi. Bilinçsizce yapmış olduğum, bilinç altındaki kayıtlarımla yapmış olduğum bir seçimimdi. Oradan çıktığımda tüm dünyanın sistematik olarak nasıl zihin kontrole maruz kaldığını anladım. E, ve bunu anladıktan sonra da zaten bir uyanış gerçekleşti. E, bu uyanış Sofia Kot kitabıyla gerçekleşti. Çünkü benim pusulam her zaman Allah'tı. Ben her zaman Allah'la konuşarak yolumu çizdim. Ee, hep ona sordum, cevapları hep ondan aldım. Ne alimler, ne hocalar, ne açmış insanlar, ne gurular, ne tarikat liderleri çıktı. O öyle değil Yeliz, bu böyledir, yanlışsın dediler. Kalbim çığlık çığlığaydı. Her zaman kalbimi dinlediğim için hiçbir zaman hiçbir beni tam olarak tuzağına düşüremedi. Öncelikle sizin de her zaman pusulanız kalbiniz olsun. Kalbiniz bir bilginin Doğru mu kötü mü, şey doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü, gerçek mi yalan mı olduğunu biliyor. Her zaman o asla dinlemeniz, öğütlenmeyen ve okullarda öğretilmeyen kalbinizi dinleyin ve kalbinizi dinlemekle ilgili olabildiğince çok egzersiz. psikoloji ilmi de karanlık tarafından yönetiliyor. Koskoca karanlık Lord 6 milyar nüfuslu insanı düşürmüş de kalkıp da insanın psikolojisini çözecek bir eğitim alanı mı açılacak yani? Ona izin verir mi? Ya da gerçekten doktorlar insanlığın şifası adına mı çalışıyor? Buna izin verir mi? Dünyayı bu derece düşürmüş, köle etmiş ve enerjisini hasatlamış olan karanlık lordlar bunu mu düşünemeyecek? Şimdi bir çok kısa bir çalışma yaptıracağım. iki dakikalık. Herkes bir gözlerini kapatsın. Dünya diye bir gezegen var tamam mı? Kapatın bir inceleme yapacağız sadece. Dünya diye bir gezegen var. Ve bu gezegende insanlar tüm diğer galaksilerin arasındaki gezegenlerin arasındaki en kıymetli gezegenlerden birisi dünya arkadaşlar. Toprak ana Sofia en kıymetlisi, en değerlisi. Ve buraya gelmek için sırada bekleyen milyarlarca ruh var. Buraya karnı olmak için bekleyen. Ve biz buraya geliyoruz. İşte zaten çok travmatik ve tersine dönmüş bir sistemin içine doğuyoruz. Bir de üstüne üstlük tekrar tekrar programlanıyoruz ve hayatlarımızı değersizlik kodlarının kölesi olarak, korkularımızın kölesi olarak Tanrı'dan ve kalbimizden ve bu bedenin ve bu bilincin kapasitesinden bir haber harcayıp harcayıp ölüyoruz yaklaşık 30 bin yıldır. Gözlerimizi kapattık. Şimdi bu gezegendeki insanların içinde inanılmaz bir sistem var. Yani insan bedeni, zihni, enerji bedeni çakra sistemleri kalp hele ki kalp kalp bu galaksideki bu evrendeki tüm evrenler arasındaki en güzel yaratımlardan biri tanrının en kıymetli yaratımlarından biri içimizde tanrı var. Hepimizin içinde birer tanrı var. Ben seni kendi suretimden yarattım diye Kur'an'da da geçiyor sanırım. Evet Kur'an'da da geçiyor, tüm kitaplarda geçiyor, Sofia Kot'ta da geçiyor. Ben seni kendimden yarattım, sen bensin, ben senin ve sen de benim gibi kendi rahminden bir evreni yaratabilecek güce sahipsin. Benim yarattığım bu evreni. Sadece bunu bilmiyorsun diyor. Çok acı değil mi? Cehalet. Sadece bunu bilmiyoruz. Evet şimdi kök çakramızda 3 atom bombası değerinde bir yaşam enerjisi var ve bu yaşam enerjisi doğru kullanıldığında 900 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Erille dişilin doğru birleşimiyle, kutsal seksle o yaşam enerjisi yukarıya çıkabiliyor. Ve yukarıya çıktığında tepe çakra, taç çakrayla, tanrı katıyla bir olup, kök çakrayla da dünyanın kalbine köklenip, bu dünya üzerinde cennetimizi yaratabiliyoruz seçimlerimizle. Bilinçli olarak seçimler ve yaratımlar yaparak. Öyle bir teknoloji kayıtlı içimizde var. Ee, ve bizi Yaradan'a götürecek şey aşk, orgazm ve seks. Ee, tantra hani ilahi bir şeydir derler ama günümüzdeki tantra kampları ya da öğretilerini veren hiçbir yer bunu tam olarak yapamıyor. Kutsal dişi ruh tapınakları haricinde. Ve tantra adı altında yüzlerce, onlarca, binlerce kadın dünyanın her yerinde... İşte oraya gidiyor tantrik seks yapacağım, enerjimi işte circulate ederek yaşamımı uzatacağım, yaratım yapacağım bilmem ne. Ee, o tantra kampının gurusu tarafından taciz edilip edilip duruyor da hiçbir şey de öğrenmiyor bu arada. Ee, yani insanlığı uyandıracak her türlü bilgi karanlık lordlar tarafından anında çat diye manipüle ediliyor. Ulaşılmasına izin verilmiyor. Tantrik seksle gerçek tantrik seksten bahsediyorum. E, tanrıya ulaşabiliyor o bu insanlar. Tanrısal güçlerini en yüksek seviyede kullanabiliyorlar. Şekil değiştirebiliyorlar, vücut değiştirebiliyorlar, kanatları çıkabiliyor. Diğer galaksiler arasında gezebiliyorlar, diğer gezegenlere bedenlenip gelebiliyorlar. Çok yüksek ve bir insanın titreşim enerjisinin yüksek olması e, binle bir birim arasında bütün insanlık bin birim e, tanrı katına ulaşmak peygamberler bin birimden titreşir. Bileşleri çok yüksektir, yaşam enerjileri bin birimden titreşir. Binle bir birim arasından tüm insanlık şu anda çan eğrisi gibi düşünürsek on birimden titreşiyor. Bu gezegenin de titreşimini düşürüyor ve bizim gezegenimiz. Tüm galaksinin içinde bir kanser hücresi gibi ve yüksek galaktik konseylerce acaba biz bu gezegeni yok mu etsek? Bunun kurtuluşu yok, bilim seviyesi düşük. Bu gezegeni yükseltmeye kalkmak çok büyük enerji kaybı yok etsek? Çünkü çan eğrisi olarak diğer galaksileri de etkiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Diye e, konseylerce tartışmaları yapılıp en son yükselmiş üstadlar sponsor olup hayır bu gezegen yükselebilir. Biz bu gezegenin ve insanlığın bilincinin yükselmesi için çalışmak üzere gönüllü oluyoruz deyip buraya gelip bizimle iletişime geçmeye başlıyorlar. Ve bu yükselmiş üstadlar yaklaşık 1500 taneler ve daha da fazlalar başka başka species, başka türlerden de var. Yani insan ırkı çok fazla. Sanırım %60'ı Erille dişil birleşiyor. Eksi kutupla artı kutup birleşiyor. Tam oluyor. Tamlaşma hali. Neden hepimiz aşkın peşindeyiz? Neden Hepimiz o kişiyi arıyoruz. Aramadığınızı iddia etseniz de arıyorsunuz. O kişi olma hali çok yüksek bir hal bu arada. Zaten biz buraya bedenlenirken aslında ruhumuz androjen bir bütün. dünyanın bunu hem şöyle anlatabilirim hem şöyle anlatabilirim. Eril dişli olarak ayrıda kalabilirsin. Bilinç seviyende e, onunla birleşme halini yaşadığın zaman... ...istersen senin ruh işin e, kozmosun öteki ucunda bir galakside olsun... ...sen onunla bir olma halini zaten yaşadığın için yine birsindir. Ya da gerçekten fiziksel birleşme yaşayıp androjen ruh halinde yükseledebiliyorsun. Tek başına yine dişil halinle de yükselebiliyorsun. Ya da erilinle isisle osirisin el ele tuttuğu gibi de yükselebiliyorsun. Yani bunun çeşitli şeyleri var. Önemli olan bilinç seviyesinde, bilinç halinde onunla bir olduğunu hatırlamak ve olmak. Ve bizim de amacımız zaten ruh eşimize kavuşmak, ruh eşimizin karanlıklarını şifalandırmak. Ben zaten neden hala kavuşmam gerçekleşmedi diye isyan ettiğimde Meryem Ana gelip bana bu meditasyonu öğretmişti kalbinden, ruheşine ve ruheşinin foton enerjisinin girdiği tüm sevgililerine, başta baban olmak üzere, sonra üvey baban ve sonra da hayatına gelen erkeklerin hepsi senin ruheşinin foton enerjisinin girdiği erkeklerde ve onların karanlık yönleri yürümemesinin sebepleri aslında hepsi senin kendi karanlığın. Onları şifalandırırken sen kendini şifalandırıyorsun. Kalbinden onlara nefret etsen, sana çok kötü şeyler de yapmış olsalar sevgi gönder. Ve e, çok büyük açılımlar olmuştu. Ben bunu bir kez yaptığımda bile. Tabii ki illa ruh eşimize değil. E, bir de soul family var. Yani bize karanlığımızı projekte eden eş, dost, patron, herkes bizim aslında ruhumuzun bir parçası. Şimdi karanlık lordsun tamam mı? Dünyada böyle bir cehalet halinde. Beyninin de yüzde üçünü falan kullanıyor. beşine de değil. Tanrı'ya ulaşma hali de seks ve orgazm, kutsal seks hali ve sürekli mutlu olma hali, sürekli sevgide olma hali ve dünya çok gezegenli bir çok sihirli bir gezegen ve insan da çok sihirli bir varlık ve bu realitenin dünyanın Sofia Ganya'nın toprak ananın dünya gezegeninin ve bizim en birincil özelliğimiz ne biliyor musunuz? Bizler çok sihirli varlıklarız. Aşırı derecede sihirli varlıklarız. Ben bir karanlık lord olsam, yaratımları da sihirli alandan yapıyoruz. Duayla, sevgiyle, çekim yasasıyla, bazen büyüyle vesaire vesaire. Ben bir karanlık lord olsam önce sihir diye bir şey olmadığını insanlara kodlardım. Sonra Tanrı diye bir şey olmadığını kodlardım. Tanrı'ya giden yolda mutlu ve sevgi dolu kavuşumlu seks yapma hali olduğu için bir de seks yaptıkça o enerji canlanıp yukarıya çıktığı için o enerjiyi canlandıramasın. Her canlandırdığında da suçluluk duysun diye seksi alır böyle hiç olmadık seksin üstündeki o kutsal manayı atardım. Seksi çok karanlık, çok çirkin bir kalıbın içine sokar. insanları öyle satardım. Bunu da nasıl yapardım biliyor musunuz? Din diye bir şey icat ederdim bir yazılım programı olarak. Onu da insanların bilinçaltına bir güzel kodlardım. Tanrı diye bir şey yok. Sırtınızı asla Tanrı'ya yaslamayın. Her an izlediğimiz filmler, şarkılar bilmem neler de tam mutluydu. Çift çat. Kamyon çarptı, adam öldü. Tam mutluydu kadın çat. Savaşta işte barbarlar geldi, ailesini öldürdü, kadına da tecavüz etti. Tanrı diye bir şey yok. Seni asla kimse koruyamaz bu dünyada. Dünya kötülüklerle dolu bir yer diye programlamayı çakar. Tanrı'yı da sadece ve sadece dogmatik bir şekilde tapılacak ve korkulacak bir nesne haline getirirdim. Nasıl? İnsanlığı düşürmek için çok iyi bir plan değil mi? Çok iyi değil mi? Bize yapılan şey bu arkadaşlar unutturulduk. Ne kadar tanrısal varlıklar olduğumuz unutturuldu bize öncelikle. Sonra birbirimizden ırklar, dinler, işte para, ün, şan, şöhret ve halk bilmem ne vesaire diye birbirimizden koparıldık. Bununla ilgili bir canlı yayında okuma yapacağım bu hafta. Tillstein bir kitabının başında çok güzel yazı yazmış. İnsanlık ve insanlar bir olma halinden ve sevgi halinden nasıl koparıldı diye. Savaşlar icat edildi, bir şeyler icat. Yani Yaşadığımız her şey bizi birbirimize düşürmek ve bizi Tanrı'yla birbirimize düşürmek için. Annelerimizden niye nefret etmek üzere programlıyız biliyor musunuz? Anneler çocuklar için Tanrı'dır. Annenden nefret ediyorsan Tanrı'dan da nefret ediyorsun. Ve zaten deep down, derinlerde hepimiz Tanrı'dan nefret ediyoruz. Bu çok derinde çıkıyor. Çok derinde. Tanrı'ya karşı o kadar çok topraklama yaptım ki. Anneme yaptım ona buna topraklama zehirli bir şeyi sisteminizden atmak için çok güzel bir terapi yöntemidir. Bunu böyle bilinci adım adım götürerek o noktaya getirirsin. Hep en benim Tanrı'ya karşı nefretim ve öfkem çıkıyor. Senin... Ee, önceden değişik cevaplar alıyordum. Hepsi hala geçerli. Ee, en son niye ile geldik, niye ile geldik diye isyan ediyordum. Birkaç kesit getirdi gözümün önüne. Biz sadece burada bedenlenmiş ruhlar değiliz arkadaşlar. Başka boyutlarda, başka zamanlarda, kötü rolleri de oynayan ruhlarız biz. Zaten dualistik sistemin içine bedenlendiyseniz iyi de kötü de içinizde olduğu içindir. Kötü sizin içinizde olmasaydı kötü diye tabir ettiğimiz şey zaten böyle bir gezegende iyi kötü dualistik sistemin içine bedenlenemezsin. Sen sadece saf ışık olsan ve iyilik olsan bu dünyaya bedenlenemezsin. Seviyesi çok yüksek. 7. 8. dokuzuncu, 12. ikinci seviye gezegenler var. Pleiadianlar var. Arcturus gezegeni var. Sirius da hem karanlık hem aydınlık olan bir yıldız sistemi. Bir gezegenden oluşmuyor. Bir yani binlerce gezegenden oluşan bir sistem. İçinde iyi de kötüyü de barındıran gezegenleri var. Ee, tekrar başa dönersek bu alemde tek başımıza yaşamıyoruz. Uzaylılar da sık sık gelip bizi ziyaret ediyorlar. Ee, bazen spiritüel olarak, bazen kanlı canlı da geliyorlar. Ee, bir kişi Tilsvane'e sormuş, niye görmüyoruz, niye kendilerini bize göstermiyorlar diye. Ee, öncelikle Sofia Gaia'nın, yani galaksimizin, şey gezegenimizin enerjisi çok düşük, havası ve toprağı çok kirli ve zehirli. Ama hala umut var. Yine de bir orkların dünyasına dönmüş değiliz. Hala güzel yerlerimiz var. Hala bozulmamış. Çünkü iyilik için savaşanlar da çok var bu gezegende. Karanlığın eline tam olarak da geçmiş değiliz ama %70-80 karanlık formatlı bilinçaltımız olduğu için sürekli o bilinçaltından tekrar 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 negatif yaratımlar yapıyoruz ve bunu kolektif bir şekilde yapıyoruz. Ve medya sağ olsun şimdi bir haberlerde bir tane negatif haberi 3-4 kez üst üste verdiğinde sizi programlıyor medya. Pitbull köpek çocuğu ısırdı. Aa, pitbull, 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 Pitbull. Herkes o duyar kastık, paylaştık deli gibi programı çoğaltıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Ben bile geçen bir köpek gördüm, korktum sokakta. E ne yapıyorsun? Korkuyla köpeği programlıyorsun. Enerji alanından formatlıyorsun. He, beni ısırabilir. O da diyor ki, öyle mi? Beni ısırabilir programını yediysen sen buna izin de veriyorsun zaten. İzin vermiş oluyorsun. Isırayım o zaman. Her şey bir program. yemeğin bu programları. Haber ve televizyon izlemeyi kessin zaten. Kesinlikle. Haberle televizyonla yetmiyorlar artık. O İstanbul'da yaşayanlar, Boğaziçi Köprüsü'nün dibine dikilen o çirkin, iğrenç kule niye dikildi sizce? Çamlıca Kulesi. Şık bir şey de değil. O bir verici sürekli woing 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 program ve yayın yayıyor oradan yayın yapıyor. Ben şimdi sık sık kanallı kalan ve birinci altı deşifresi yapan bir insan olarak bunu daha önce anlatmıştım. Eskiden Kutal Sopi hesabımdan şeyi takip ederdim. Neydi? Bak adamın adını bile sildiler benden bu daha önce oldu. Adamın adını bile sildiler. Belediye başkanımızın ismi neydi? Adamı yok ettiler, sildiler ya. Ee belediye başkanımız var ya kazanan İstanbul'u. Ekrem İmamoğlu. Heh. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu ne ya Şaban diye şeyler geliyor. Ben diyorum bu adamla ilgili böyle düşünmüyorum. Niye böyle şeyler geliyor bana bu adamla ilgili? Sonra RT'nin afişini görüyorum. Bu da o kadar kötü değil be. Belki de iyidir biz bilmiyoruzdur. Yani canla başla çalışıyor gibi görünüyor diye şeyler düşünüyorum. <laughs> Atatürk'le ilgili yazı yazacağım. Atatürk'le ilgili yazı yazarsan öldürülürsün diye bir şey geldi. Yazacağım yazamıyorum, yazacağım yazamıyorum. Bir şey beni durduruyor. Bunlar bana nereden geldi ya dedim. Ben de bu programları nereden yemişim yutmuşum. Bunlar bana bir yerden infiltrate olmuş sistemime girmiş. Nereden? Hava, burası boşluk değil arkadaşlar. Hava partikülleri iletkendir. Ve burada görünmez bir elektromanyetik ağ var. Zaten sihir diye bir şey yok, cin diye bir şey yok, büyü diye bir şey yok diye bunu size programlayıp programlayıp sonra ne yapıyorlar? Kendileri kara büyüyle sürekli sizi formatlıyorlar. Sürekli. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Her sabah korumayı yapıyoruz. Benim koruma paylaşımını yaparsanız buna izin vermezsiniz. Ve ne yapıyoruz? Yin, e, yükselmiş üstadlardan biri Sofia Kot'taki içimizdeki çocuğu şimalandırmada çok büyük bir öncüdür suyun masterıdır. Suyla şifalanmayı çok güzel öğretir. Ben de öğreneyim. Hepinize öğreteceğim inşallah. Çok az kaldı. Ee, Kuan Yin'in bir sözü var. Diyor ki eğer bu zaman boyut ve mekana şu an insan olarak doğduysan bu demektir ki sen iyileşiyorsun. Şifalanıyorsun. Şifalanmak zorundasın. 30 bin yıldır süre gelen aslında 30 bin yılın içinde altın çağ da var. 13 bin yıldır yaklaşık en koyu haliyle süregelen gelen karanlık çağ ve jenerasyonlardır genetikten geçen travmatik karanlık kodların ve her çocukta tekrar kendini tekrar ettiren atalarımızdan miras aldığımız e, travmalar, kodlar, kadınlık, erkeklik, dişilik, zart, zurt, onunla bununla hepsiyle ilgili bütün kodları geri alıyoruz. Programları siliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bizim doğurduğumuz çocuklar o programlarla sahip olmayacaklar. E, doğurduysanız bile siz kendinizi formatladığınızda etrafınızı da formatlıyorsunuz. Sizin titreşim alanınız değiştiğinde kolektif de değişiyor. Sevgi çok güçlüdür. Sevgi çok 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 güçlüdür arkadaşlar. O yüzden karanlık lordlar çok korkuyor. Bu insanlar bir keşfederse sevginin gücünü yani tüm galaksiyi bir insanın yüzde yüz aydınlanması kurtarabilir. Gezegene demiyorum tüm galaksiyi. Atatürk nasıl o imkansız savaşı kazandı, kurtuluş savaşını? Nasıl kazandı? İnançla, sevgiyle. O çok yüksek bir seviyeden titreşiyordu. Biz o zaman nüfusumuz kaç bilmiyorum. Atıyorum 5 milyon. Yani savaşta kaç kişiyiz gerçekten bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Bütün savaştaki askerleri formatladı. Onun inancı hepsine geçti. Biz inandık. Karşı tarafta inanç yok. Karşı taraf kukla. Karanlığın kuklası. Ve aynı zamanda Türklük çok kıymetli bir şey, Türk kanı çok kıymetli bir şey. O yüzden Türklerin üzerine çok fazla değersizlik, burada ırksal ayrımcılık yapmak değil amacım. E, Meleskan diye bir şey var. Bunları Semih Tufan Gülaltaylı çok güzel anlatıyor. Ee, onun kitaplarında çok felsefik biraz zor okunuyor ama çok güzel anlatıyor Türklüğün ne olduğunu Kadim Tur inanışını falan güzel anlatıyor ee, Türk kanının ne olduğunu çok güzel anlatıyor ee, Her yerden Türk kelimesini bile silmeye çalışıyorlar şu anda yani O basit bir şey değil o büyük bir şey gerçekten Bak Sofia'yı sildiler haberimiz bile yok 30 bin yıldır Yok dişilik, dişiler o kadar güçlü ki, dişi o kadar kıymetli ki aman Allah. Heh, bir de karanlık lord olsam ne yaparım biliyor musunuz? Ölümsüzlüğün sırrı olan regli kanını ve çok kutsal bir şey olan regli kanını alırım. İğrenç bir şeymiş gibi satarım millete. Önce bir silerim hafızalarını, yeniden satarım. Sonra kadınlar her regli olduğunda kendilerinden utansınlar diye. O kadar ki kirliyim derdik hatırlıyor musunuz geçmişte? Benim etrafımda böyle söyleyen çok kız vardı. Özellikle İslamik programminginden gelen, programlamasından gelenler. Utandırılmak üzere, saklamak üzere, ayıbımızı kapatmak üzere programımız. Seks için ne, reglikanı için. Cinsel organımız bizim çok kıymetli arkadaşlar. Seks çok önemli bir şey. Varoluş sebebimiz seks. Biz nasıl var olduk? Annemiz ve babamız seks yaptı, ve biz var olduk değil mi? Senin varoluş sebebin seks ve biz bundan utanmakla programlıyız. Ve onun ayıp, kötü, yanlış, suçluluk duyulacak bir şey olmasıyla ilgili programlıyız. O kadar çok şey programlıyız ki birini anlatmaya nereden başlayayım? Ama sistemi az çok çözdünüz diye düşünüyorum. Bak Sofia'yı unutturdular. Sevgiyi unutturdular. Sevgi kelimesini kullanabiliyor musunuz? Hayır. Ezik bir şey çünkü. Öyle herkesi söylenmez. Nefret, lanet, televizyonlarda izleyin en ufak bir şeye lanet olsun, güzel bir şey oluyor lanet olsun, iyi bir şey oluyor damn diyorlar. O bile yani shit diyorlar lanet olsun, lanet olsun. Ne kadar kolay lanet okuyoruz ya. Sevgiyi niye bu kadar özgürce ve bol keseden kullanmıyoruz? Ben erkek arkadaşlarımla hep söylüyorum. Seni seviyorum diyorum. Böyle kalıyor. Bir de böyle karizmatik, ağır, aşmış bilmem ne bir kadın. En son seni seviyorum diyecek bir kadın yapıyor. Sonra diyorum niye sen sevilmeye değer biri değil misin? <laughs> Sonra yine kalıyor. <laughs> Beni tanımadıkları için. Bol keseden herkese söylüyorum. Herkese. Sevgi kelimesini daha çok kullanalım. Tabii ki de bir felsefik bilgi yani bir felsefik değil. Yani ee, belli bir bilgi kapasitesine sahip olmamız gerekiyor insanı yaşayışı işleyişi anlamamız için karanlığı tanımamız gerekiyor sonra anlamamız gerekiyor ki aşabilelim şimdi nasıl hepiniz aydınlandınız değil mi anlattığım şeylerden sonra nasıl bir tuzağa düşmüşüz beni alıp yukarı çıkardılar arkadaşlar o karanlık lordlardan birinin içine girdim. Ya da bir boyut ve zamanda onlardan biriyim galiba. Bilmiyorum. Belki başka bir galakside. Yine insanın ırkının olduğu başka bir gezegende. Ben bir karanlık lordum. Ruhumun bir parçası. Ki muhtemelen öyle. Yoksa bu kadar iyi bilmem. Şeyi çok iyi biliyorum. Zihin kontrol ve manipülasyonun gücünü çok 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 iyi biliyorum. Yani ve zaten beni o yaşantıma götürdüler. Direkt gördüm. Direkt... E, ruh eşlerini, ikiz ruhları nasıl birbirlerinden ayırdığımı, hangi noktaya parmak basarak kökünü daha insanlık oraya gitmeden ben daha kökten hangi tohumları nasıl atmam gerektiğini, nasıl insanları birbirine düşürmem gerektiğini çok iyi biliyorum ve bunu yapıyorum. Deli gibi de kara büyüyle ve hepsini kendime bağlıyorum. Bir tarikat lideriyim yani bir nevi orada. Ee, Tanrı diye bir şey yok, bana inanın. <laughs> Erkeklere seks yapmışım, kadınlarda sözde sister'larım falan. <laughs> Baya kötü bir şeyim yani burada da o hayatımı dengelemem için evrensel kanun ve nizama göre oradaki karanlığımı dengelemem için burada da tam tersine ayrı ayrı düşmüşleri kavuşturmam gerekiyor. Matematik denklem eşitlensin diye. Denkleme eşitlemeye çalışıyorum yani anlayacağınız. Ve işimi de zevkle yapıyorum zaten. Neyse bunları anlamak önemli. Evet. Bir de bu dünyadaki, bu dünyayı nasıl e, karanlık lordların yönettiğine, yani onların birinin bir bilincine bağlandım ben bir ara. Götürdüler. Nasıllar biliyor musunuz? Şöyleler. Böyle duruyorlar. Aman Allah'ım. Galaksideki en kıymetli gezegeni ele geçirdik. Biz bunu nasıl yaptık ya? Böyle ve... Yani bu ırk bizden o kadar o kadar o kadar üstün ki ve biz onları kendimize köleleştirdik. Yaşam enerjilerini sağaltıyoruz. Neler yapmıyoruz ki biz onlara? Böyle şok içindeler ve şöyle diyorlar. Bilmiyorlar ki uyanış ve özgürleşme iki dudaklarının arasından çıkacak bir kelime söze bakıyor. Bir bilseler, bir keşfetseler özgür iradenin ve sözün gücünü diye Ondan sonra zaten bana böyle çatır çatır deklarasyonlar inmeye başladı. Onları yine paylaşacağım. Çok geride kaldı o paylaşımlarım. Ee... Ama tüm bu uyanışın başlangıcı Sophia Code kitabıdır. Sophia Code kitabı insanlığa çok büyük bir armağan, çok büyük bir hediye. Tek kitap, tek bilgelik. Es geçerim yani. Ona en yakın diğer şey Theta Healing. Onun kurucusu kadın da çözmüş birçok şeyi. Program indirip çıkarmayı çok güzel çözmüş. İlgili bir yöntemdir. Teta da çok güzeldir. Ee, bir de Tillsman. Tillsman'ın kitapları. O daha böyle eril eril, zihin zihin öğretiyor, çalıştırıyor çok güzel bir şekilde. Ee, o da yüzde yüz. Yani ikisi eş değer gidiyor benim için. O da %99 diyeyim. Yine Sofia kodu tek geçerim. İngilizce biliyorsanız, biraz bile biliyorsanız lütfen bir an önce alın. Bir an önce alın, bir an önce okumaya başlayın. Bakalım neler olacak. İnanılmaz şeyler oluyor alıp okuyanların hayatında. Zaten bilinç sıçramaları yaşıyorsunuz. Değersizlik kodları, yeminler ve sözler, paralel hayatlardan ve atalarınızın genetiğinden geçen binlerce e, hayattan gelen bir sürü aldığınız yemin var bilgeliği saklamaya yemin ediyorsunuz e, bilgeliği korumaya yemin ediyorsunuz vesaire vesaire halbuki bunlara gerek yok aslında bunlarla yine karanlığın programlarından biri yayılamasın bilgelik diye bilgelik herkes için var ve bu herkesin hakkıdır bilgelik alim olanlara verilir diye bir şey yok bu da bir ayrımdır bilgelik herkes için var ve herkesin hakkıdır Öyle arkadaşlar bazen yoldan geçen e, dilenciler falan görüyorum ya da böyle işte sakat insanlar falan diyorum ki acımıyorum sadece şey düşünüyorum ya bir bilse ki bir bilse o bünyesinin içinde neler taşıyor neler taşıyor bir bilse sadece bir bilim seviyesi arkadaşlar bir bilinç sıçraması bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Orada evet e, inisiyasyonlar var ritüeller hiçbir şey yaptırmıyor. O ritüeller sana çok zekice yazılmış söz dizilimleri sana deklere ettirtiyor. Sözle deklere ediyorsun ve kendi kendine tak 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 bilim seviyende sıçramalar yaşamaya başlıyorsun. Ben tabii değersizlik kodu çok derin ve yerlerde olan bir insandım. Mesela o tarikatte o dark lordlar, karanlık lordlar bu çok sonradan bilincime geldi. Ya yani o mesela zaten Sofia Kodun yazarı da Kayra da ikisi de seks kölesiymiş çocukluğunda ve zihin kontrol MK Ultra Mind Control Programından çıkma benimki onun çok 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 yumuşak bir hali ama yine sert ama yumuşak orada fiziksel değil sizi alıp bedeninizi işte boyutlar arası bazen drastik böyle sert geçişler olmak zorunda kalıyor. Sizi çok düşük seviye bir boyuta geçirmeleri böyle bizim günlük hayatta yaşadığımız çıkışlar, düzeyler gibi olmuyor. Ee, Sikirli bir ritüel yapmaları gerekebiliyor. Alıp bedeninizi kaçırıp, tecavüz edip geri bırakıyorlar. Reptilianlar ya da karanlık lordlar hangi varlıklarsa artık onlar. Dünyada da insanları şey olarak kullanıyorlar. İnsanlardan biri atıyorum Jeff Bezos. Bunlardan biri. işte Microsoft'un sahibi bunlardan biri. Mark Zuckerberg, Facebook'un sahibi bunlardan biri. Hepsi de zaten kertenkeleye benziyor. Bir dikkat edin. <laughs> Zamanla benzemeye başlıyorlar zaten. Çünkü bu Elon Musk'tan emin değiliz ya. Gel gittiyiz hepimiz. Bir iyi gibi, bir insanlık için gibi konuşuyor. Bir de onlar gibi davranıyor. Muhtemelen onlardan biri. O da böyle iyi maskesi takıp onlardan birine dönüşenlerden biri oluyor ya sonradan taraf değiştirenler. İlk başta öyle değildi ama. Kraliçe. Çok net. Onlardan biri. Bizimkiler de onlara hizmet ediyor. Hepsi. Bütün dünyada. Etmeyen yok. Etmeyen Atatürk tabii ki etmiyordu. Hiçbir şekilde. Dur. Etmeyen birisi aklıma gelecek. Ha, Donald Trump etmiyor. Donald Trump kesinlikle onlardan biri değil. Zaten geçen bir tane arkadaşımla şöyle bir tartışma yaşadık. Obama da ediyor. Bir tek Donald Trump etmedi Amerika'da ve um, Abraham Lincoln bildiğim kadarıyla daha da vardır yani o kadar oralarla ilgilenmiyorum ben çünkü benim asıl ilgilendiğim nokta her zaman sevgi oluyor. <laughs> İşin teknikalitesi geliyor bu bilgiler bana. Tabii ki de belli bir seviyede bilelim tuzakları görelim ve düşmeyelim sistemi nasıl işlediğini bilelim. Ama o kadar teknik detay, o galaksi, o komşeyi, o bilmem ne o uzaylı gelmiş buna kanallık vermiş vesaire vesaire. Ya bunlarla çok ilgilenmiyorum. Bunları bilmek bizi yükseltmiyor çünkü belli bir seviyede bilip çakkalarımızı açıp tutup temkinli olmalıyız ama bizi yükseltecek şey bizim kendi bilinçaltımızdaki karanlıkları ışığa dönüştürmek ve sürekli olarak buna çalışmak. En birinci göreviniz bilinçaltı deşifre etmek. Bilinçaltınızın deşifresiyle e, karanlık partiküllerinizi ışık partiküline dönüştürerek tanrı kodunu, sevgi kodunu aktive ettikçe insanlık yükselecek. Gece gündüz bunları anlatayım ben size. Uzaylıları anlatayım varlıkları anlatayım cinleri anlatayım nasıl kara büyü yaptılar nasıl onu yaptılar nasıl bunu yapıyorlar bilmem neler anlatayım bir şey değişmeyecek biraz aydınlanıyorsunuz sonra kalıyor elinde sonunda kurtuluş e, gölge yer çalışmasından geçiyor <laughs> e, ne diyecektim e, Abraham Lincoln oradan bir yere bağlayacaktım Hem medyada şimdi bu Kanada'da tırcılar truckers e, şeyi var ya isyanı tır şoförleri isyanı haberlere çıktı Haberleri, e, ana akım mainstream medya diyoruz. haberlere çıktığı anda dedim ki bunun altında bir şey var. Haberler vermedi ya, Avustralya'da milyonlarca insan sokağa döküldü haberlerde gördük mü? Hayır. Fransa'da döküldü, dünyanın her yerinde milyonlarca insan sokağa döküldü haberlerde gördük mü? Hayır. Medya neyi kötülüyorsa e, o iyidir. Medya neyi alıp böyle gösteriyorsa ve yorum yapmaksızın manipülasyon o kötüdür. Çok basit bir mantık, çok basit bir denklem. Yıllar önce ben de Donald Trump'la ilgili kötü kötü şeyler paylaşıyordum. Hatırlıyorum bunu. İşte Peru'yla dalga geçiyordum, turuncu suratıyla bilmem ne. Repost her şeyi yapıyordum Facebook'ta, Instagram'da. Ya dedim iyi de hani medya bu kadar kötülüyorsa yani medya, Donald Trump zaten kötüyse medya zaten onu kötülememesi gerekmez mi? Çünkü medya öyle çalışmıyor. Az çok o zaman içgüdüsel olarak biliyordum. Bir kere hatta tam paylaşırken bunu böyle düşünmüştüm. Sonra geçmişti yıllar sonra Donald Trump'ın o yer altındaki pedofili kamplarını nasıl askerlerle kendi parasıyla askerleri finanse ederek yıktığını, o sistemleri çökertmeye çalıştığını, MK Ultra askeri mind control programlarını kapattığını öğrendiğimde ya yine kalbim biliyormuş dedim. O zaman bile yani bunu bana söyleyen kalbim fısıldıyor oradan minik bir şekilde. Pusulanız her zaman kalbiniz olsun. Hiç içime sinmemişti o Truckers isyanı. Ha, sonra bir arkadaşım da çok seviniyor. Bak Truckers isyanı, dünya iyiye de gidiyor. Bak haberlerde bile çıktı. Yani haberlerde çıktıysa o iş yalandır falan ya da bize bize bizim işimize yaramayacak ya da bize ters tepecek bir şey vardır orada. Bizim e, aleyhimizedir o diye. Bu yani konuşmayı yaptık yapmadık 5 dakika sonra haktan haktan o video paylaştı. <laughs> Truckers isyanı bir oyun ne olur bu oyuna düşmeyin diye. <laughs> aynen aynen işte aynen ee, sakın bu oyuna düşmeyin. İnsanlığa hani iyi gibi görünen sözde işe bakın isyancılar iyi taraf kazanıyor gibi görünürken çok kötü aleyhimize dönecek bir oyun sakın sakın düşmeyin yapmayın diye çok güzel bir video paylaştı. Öyle de tam üstüne denk geldi yani. Hani medyayı okumak en kolayı böyle. Neyi satmaya çalışıyorsa arka bakmadan ondan kaç. Neyi hiç söylemiyorsa oraya yönel. Mesela medyada Joe Dispenza'yı bilirsiniz. Joe Dispenza düşünce gücüyle felçliyken sadece düşünceleriyle kendini ayağa kaldırdı adam. İnanarak oradan. Felçliydi adam. Bisiklet kazası geçirmişti ve buradan aşağısı çalışmıyordu. Sonra işte diyor ki ya diyor bu evrende her şeyi güç veren bir kaynak olmalı. Ağaçları yeşerten, çiçekleri açtıran, suyun akmasına sebep olan. Bu kaynak neyse ben oraya bağlanayım diyor. Evrende diyor ki yaradan oh be sonunda şu basit soruyu birisi sorabildi. Emir, e, isteğin benim için bir emirdir. Tabii ki de diyor gel sana kaynağı göstereyim. Teta Healing'i de böyle bulmuş zaten Vayanna Stiebel. Öyle bağlanıyor. Sonra işte meditasyon yaparak, her gün 3 saat meditasyon yaparak kendini kandırıyor, vücudunu kandırıyor. Vücudunu kandırarak vücudu kandırabilirsiniz. Zihni kandırmaktan geçiyor. Onun da kökü inanç. 12 hafta sonra da ayağa kalkıyor. Biz bunu medyada gördük mü? Bayanla Stiebel'ı medyada gördük mü? Sofia Kod'u medyada gördük mü? Tabii ki de görmedik. Ya da işte suyun altında, buzulların altında çırılçıplak yüzen adam var. Gerçi onun belgeseli çekildi galiba yine de. Yine de medyada gördük mü? Alsana onu sat. Alsana sat yani. Bunları deli gibi versene. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Medyanın gücü o kadar yüksek ki. Şu an ana akım medyada haberlerde korona kadar yoğun bir şekilde Dört ayak üstünde böyle köpek gibi koşmak insan vücudunu 900 yıl uzatıyormuş diye bir haber çıksa. Ve bunu korona kadar ya da amuda kalkarak ellerimizin üstünde yürümek asıl normal olan buymuş diye bir haber çıksa. Korona gibi çok yoğun bir şekilde verseler ve satsalar bizi sürekli programlasalar bir yıl sonra hepimiz amuda kalkarak gezmeye başlarız sokaklarda. Medya bu kadar etkili bir şey. Çok sağlam çalışıyor. Karanlık lordları alkışlıyorum. Çok zekiler zekiler. Onların zekasını örnek almamız lazım kendimize ve çalışkanlığını. Ve hani o onların bilincine bağlandığımda şeyi de görüyordum arkadaşlar. Mesela böyle o kadar o kadar ince işçilikle çalışıyorlar ki hani yok canım ona da uğraşmazlar diyebileceğimiz şeylere o kadar önem veriyorlar ki yani şu an aklıma örnek gelmiyor. Çok ince bir şekilde çalışıyorlar çok yoğun, çok disiplinli, gece gündüz uyumadan sürekli kontrol ederek çünkü en ufak bir açıkta bir kişi ya da bir grup insan ya da bir kıta ya da bir ülke ya da bir grup uyanırsa bütün insanlığın uyanma riski var ve aynı zamanda burada özgür irade kanunu var. Özgür irade kanunu manipüle ediliyor biliyorsunuz ki manipüle edilebiliyor. Her şey seçim. Her şey seçim. Ama Eliz Hanım zorluyorlar bilmem ne. Zorlama diye bir şey yok ya. Kimse sana zorla aşı yapamaz sen izin vermediğin sürece. Kimse sana zorla tecavüz de edemez. Kimse zorla hasta da edemez sen izin vermediğin sürece. 1960'larda mı, 70'lerde mi, ne, 50'lerde mi ne biliyorsunuz sigara paketlerinin üzerinde hamile kadının resimleri vardı. Sigara içmek iyidir. Sigara çok güzel bir şey bulacağım onları. E o zaman öyleydi. Şimdi tam tersi. Şimdi bütün insanlık sigaraya bağımlı. Şimdi de o iğrenç resimleri koyuyorlar. Onlar çatır çatır görsel hafızaya yapışıyor. İçersen bu olur, içersen bu olur, içersen bu olur. Bizim milenyıllar, yani bu resimler ne zaman çıkmaya başladı? Beş yıl önce mi, 10 yıl önce mi? Bize bile etki ediyor ama çocukluktan itibaren o resimleri görerek ve aynı zamanda annesinin babasının sigara içtiğini ve herkesin sigara içtiğini görerek büyüyen nesil her sigara içtiğinde o kadar hızlı bir şekilde o hastalıkları yaratıyor olacak ki. Burası deli gibi programlı çünkü. Yapıştı. O resimleri mutlaka kapatın sigara içiyorsanız. Yani siz de görmeyin. Mutlaka üşenmeyin. Karanlık işte böyle çalışıyor. Şu postitlerden alın. Cebinizde bulunsun. O resimleri kapatın. Görmeyin. Orada çok büyük bir programın var. Ya, ya onunla mı uğraşacağız? Evet. O resimle oraya bastıranlar böyle uğraşıyor işte. İnsanlığa böyle